Evet. Şimdi biliyorsunuz Sayın Başbakan sabah bir enstitüde bir konuşma yaptı. Daha sonra bir konsey başkanıyla görüştü. Daha sonra da Başbakan Medvedev'le uzun süren hem heyetler halinde hem de ikili görüşmeler halinde bir öğlen yemeğini de kapsayan yaklaşık 2,5-3 saat süren bir heyetler arası ve baş başa görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerde daha önce Türkiye ile Rusya'nın devlet başkanlarının, Cumhurbaşkanımızın ve Rusya devlet başkanının oluşturduğu çerçeve ve yol haritasının tamamlayıcısı bir görüşmeydi bu görüşme. Burada Medvedev görüşmesi de sona erdi. Tabii burada bu görüşmelerin içeriğinde biz uçak düşürme krizinin öncesine tam olarak döndük mü? Hayır, tam olarak dönebilmiş değiliz. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri uçak krizi öncesindeki seviyesine erdi. Ama hızla o seviyeye doğru dönüyor. Fakat dönerken Rusya bürokrasi maalesef birazcık yavaş çalışıyor. Örnek vereyim ben size. Enerji konularında hızlı hareket edilebiliyor. Mesela Türk akımıyla ilgili Türkiye hemen bunu meclisinden geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanı da itibariyle onayladı. Şimdi Rus parlamentosu onaylanacak ve bir sorun kalmadı. Akkuyu'da biraz hafif gecikme var ama o da telafi edilebilir durumda. Enerji konusunda iki ülke adeta bizim arz güvenliğimiz ve bulunduğumuz jeopolitik ve coğrafik konumu nedeniyle dünya pazarlarına arzda adeta Rusya bize bağımlı durumda. Biz de enerjiye olan ihtiyacımız nedeniyle Rusya bağımlı durumdayız. Bu karşılıklı bağımlılık iki ülkenin birbirine iyi geçinmesini, birbirine dost olmasını, birbirine ortak olmasını ve ortak hareket etmesini adeta zorunlu kılıyor. Türk akımı ile ilgili işte burada alınan kararlar gereği Türkiye bu akımın sayesinde yılda 15.3 milyar metreküp kendi ihtiyacını karşılayacak. Diğer bir hatta Türkiye'nin Avrupa sınırına kadar gidecek ve belki burada bir boğazım terminali kurularak Avrupa'nın gaz ihtiyacı karşılanacak. Diğer taraftan burada bizim daha çok beklediğimiz Rusya'dan adım atmasını beklediğimiz başka konular var. Sayın Başbakan altını çizdi, ticaretin hız kazanması, ticaretin hızlanmasının önündeki engellerin kaldırılması, bu ülkeye yaptığımız ihracatın daha hızlı tarım ürünlerine yönelik, diğer ürünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması.